3-4 haftadır bir bekleyen sorumuz var. Hep sümen altı ediyorduk da artık böyle sıkıştırıyorlar. Bizimle alakalı olduğu için böyle kendimden de bahsetmeyi pek sevmiyorum da kardeşimizin sorusuna cevap verelim inşallah. Bu yola nasıl girdiğimizi soruyor. Rabbim murad edince inşallah önce tabii bu peygamberlerin, evliyaların halleri çok farklı da normal şartlarda kul Allah'ın rızasını kazanmak için gayret sarf ederse Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki kulum bana kavuşmayı murad ederse ben ona yollarımı kolaylaştırırım diyor. Elhamdülillah. Ben böyle bekarlığımda Allah-u Teala'ya bir söz vermiştim. Böyle gençtim, 17-18 yaşında. Fakirlik var tabii. Böyle bir iş ümidim de yok. Evlenip yuva kurma ümidim de yok. Böyle o derece ümitsiz yani. Hani o anki şartlara göre. Kendi çapımda Allah-u Teala'ya bir niyazda bulundum. Dedim ki ya Rabbi bana bir iş verirsen, bir yuvam olursa ben de ömrümü senin yolunda sarf edeceğim, yolunda hizmet edeceğim diye. Öyle Allah-u Teala'ya kendi çapımızda bir söz verdik. Elhamdülillah Mevla lütuf sahibi tabii. Sanat okulunu bitirdikten sonra işte Asubay okuluna gittik. Evlendik, hepsi oldu. Şimdi Allah bize böyle bir dünyalık lütfedince kendi kendime dedim ki bak Rabbin senin muradını hasıl etti. O şüphesiz zaten sözünde sadıktır elhamdülillah. Şimdi dedim sen de sözünü tut. Böyle okuldan kura çekeceğiz. Ben öyle arzu ediyorum ki Asubay okulundan şimdi tayin yerimiz belirlenecek. Böyle Konya gibi, İstanbul gibi böyle bir ilim şehri düşsün de Bursa gibi. Böyle alimlerin bol olduğu bir yerde ben görev yaparken öyle bir zata teslim olayım, kendimi yetiştireyim diye. Biz bu kura çektik, Gelibolu çıktı. Küçük bir sahil kasabası, işe bak. Allah'ın muradına bak işte, belki İstanbul'da, Konya'da, Bursa'da benim karşıma çıkmayacak bir zatı o ufacık deniz sahilindeki kasabada karşıma çıkarttı, işe baksın. Yani. Onun için hiçbir zorluk yok. Böyle 6 ay falan geçti. Orada Ulu Cami diye bir cami var. Süleyman Paşa Gelibolu'yu fethettiğinde düşün o cami işte fetihle kazanılan camilerin manevi havası başka olduğundan böyle 85 yaşlarında ulema bir zat Lapseki'de oturuyor. Düşün cumalara da Gelibolu'ya vapurla geçiyor. Cumasını orada kılıyor. Böyle küçük de bir çay ocağı var. Orada sohbetler oluyor. Ben de işte nasıl böyle arayış içerisindeyim. Rabbim karşıma birini çıkarsa da kendimi yetiştirsem diye. Baktım böyle yaşlı bir zat konuşuyor. Konuşmasından öyle ilim sahibi olduğu belli elhamdülillah. Elini öptük, tanıştık neyse. İnanın o mübareğin ilk sözü şu oldu. Sen benim dualarımın gencisin dedi. O da yıllardır dua dermiş. Ya Rabbi bana genç birini gönder de onu yetiştireyim diye. Bak bak. Dualar nasıl orada tevafuk etti ya. 2 sene kaldık orada. 1,5 yıl. Düşün. Bazı kardeşler bilir de anlatmıştım. 3 gün hiç yatağa girmeden o hocamla ders yaptığımı bilirim. 3 gün düşün. Sabahlıyoruz. Sabah işe gidiyorum. Akşam geliyorum. Yine oturuyoruz. Bakıyor ezan okunmuş. Namazı kılıyor. Yine işe gidiyorum. Böyle 3 gün. 1,5 sene işte o mübarek dedi ki inşallah 10 yıl ilim tahsil etmiş kadar oldum dedi. Orada böyle bir temel attı. Gençliğimizden beri böyle arayış içerisinde. Bak Gelibolu'dayken elhamdülillah daha düşün ihtilal olalı 1 sene olmuş. O hengamede ta Adıyaman'a gittik. Seyda Hazretlerinin elini öpmüyor. Oradan bir ekip gidiyormuş. Resmi resmi işe bak.
Ondan sonra o zaman o mübareğin elini öpmüştüm. Böyle iki sefer İstanbul'da Mahmud Efendi Hazretlerini ziyaret etmek nasip oldu. Hani hep diyorum ya, tabii biz gayret göstereceğiz de Allah'ın ezelden bir muradı var. Hani her peygamberin ümmetlerini diyor ayırt ettiği gibi Allah-u Teala evliyaların muritlerini de ayırmıştır. Hepsi belli yani. Sen gayretini göstereceksin de ben şuraya gideyim, hani şu zata bağlanacağım, öyle bağlanayım demeyle bağlanılmıyor yani. Böyle bir arayış içerisindeyiz elhamdülillah. Gençliğimiz Rabbimin yolunda geçti çok şükür. Öyle sağda solda lüzumsuz geçmedi. 93 yılında düşün, Mersin'deyim. İşte hayatımızın tüm yönü diyeyim o zaman demişti. Şeyh Efendi Hazretleri Kıbrıs'taymış. Ben 3 yıldır gidiyorum geliyorum. O mübareğin orada olduğundan haberim yok. İşe baksın. Böyle gazetede bir haberini okudum. Londra'da bir manastırı. Bu Güney Asya'da Burnu Sultanı var. Kral Hasan. Şeyh Efendi'nin muridi düşün. Dünyanın en birinci zengini. Petrol ve altın zengini böyle adam. Bir manastırı satın almış. Şeyh Efendi'ye hediye etmiş. İslam kültürü merkezi olarak hizmete açılmış. Şeyh Efendi de onun açılışında Prens Charles da katılıyor. Bak Prens Charles da elhamdülillah Şeyh Efendi Hazretlerinin muridi. Onun adı da Hüseyin. O da Müslüman. Şeyh Efendi Hazretleri diyor ki o İngiltere tahtına kral olduktan sonra Müslümanlığını ilan edecek. Onlar Katolik olduğu için tahta geçirmezler diyor. Elhamdülillah. Bir de onların ailesi Endülüs Emevilerine oradan Efendimiz'e dayanıyormuş. Hepsi Seyit diyor. İşe baksan. Bu Prens Charles'ın ailesi bak. Erkek çocukları hep sünnetlidir diyor. Böyle o haberi gazetede okudum. Nasıl böyle içimden ılık ılık bir şey aktı elhamdülillah. Hani aradığını buldun hesabı. Biz de Kıbrıs'ta konvoy komutanı olarak sürekli gelip gidiyoruz. Nasıl haberi okuyunca hemen ilk görevde doğru dergaha da yazıyor ya, mübarek dergahını buldum. Dediler ki Londra'da 2 ay sonra gelecek. İyi elhamdülillah. 2 ay sonra tekrar ziyaretine gittik. Bir elini öptük. Tarikat verdi. Orada zaten zahirden. Ha, onun başlangıcı 1 sene önce bir rüya gördüm elhamdülillah. Bu işler zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği de rüyalarından başladı. Öyle sadık rüyalar var. Hayatımızı değiştirecek. Allah-u Teala ezelden takdir etmiş elhamdülillah. Aynı Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda Allah-u Teala'nın görüştüğü gibi konuşma olarak böyle gece 3'te 93 yılında bak Seyda Hazretlerinin vefatından 3 ay önce filan. Böyle rüyamda Allah-u Teala'nın hitabını işittim ki saçın telinden ayağın tırnağına kadar vücudun her zerresinde aynı Musa Aleyhisselam nasıl Tur Dağı'nda sesini işitti öyle elhamdülillah. Diyor ki hitabında kalk gece namazı kıl. Ben diyorum ki gece namazı peygamberlere farz. Neden beni kaldırıyorsunuz? Allah-u Teala'nın hitabında buyuruyor ki sen zannediyor musun ki peygamberler sadece Kur'an'da ismi geçen 28 peygamberden ibaret. Daha insanların bilmediği fakat Allah-u Teala'nın bildiği binlerce peygamber var. Bak, sen onlardan birisin. İnsanları irşad edip onlara şifa dağıtacaksın. Nasıl ben böyle uyanmışım, namaz kılmam lazım, namaz kılmam lazım, böyle şoktayım yani elhamdülillah. Bir de böyle ertesi günü kalktım, 2 sene önce de Arapça yazmaya böyle heveslenmiştim. 2 sene uğraştım, muvaffak olamadım böyle Kur'an'ı yazayım diye. Bak Allah nasıl bir peygamberine, velisine bir hasret verdiği zaman veya onu seçtiği zaman Allah'tan ona bir işaret olur yani. Ertesi günü kalktım, aynı Kur'an'ın nazil olduğu şekliyle, böyle bu esrele ötüreli değil de Kur'an'ın şu andaki esrele ötüreleri Efendimiz'den
Yıllar sonra, 200 yıl sonra alimler tarafından bu işaretler kondu. Müslümanlar okurken kolaylık olsun diye. İlk nazil oluş şeklinde hiçbir işaret yok. Böyle ezberden Kur'an'ın birçok ayetlerini o Cebrail Aleyhisselam'ın Efendimiz'e indirdiği şekliyle nasıl matbaa gibi yazıyorum böyle ertesi günü. Allah'ın lütfuna bak. Böyle. Bir sürü hasta tedavi ettim ondan sonra. Bu peygamber kelimesi bir türlü mana veremedim. Tabii gencim o zaman da 33 yaşında filan. Elhamdülillah insanları irşad etmek, onlara şifa dağıtmak hepsini anladım da bu peygamber kelimesine mana veremedim. İşte ondan bir ay sonra da bu Aksaray'da türbesi var. Hepiniz bilirsiniz meşhur Somuncu Baba Hazretleri. Bak o Kayseriliymiş o mübarek. Böyle onun kabri şerifini ziyaret etmiştim. Orada onun ruhaniyetine teslim oldum. Bak benim ilk mürşidim odur. Şeyh Efendi'yi tanımadan. Bak o diyor ki o da zamanın kutbuydu sultan. Kutuplar talebesini başka bir kutba gönderir diyor kendi rütbesinde bak sen. Bir ay sonra bir rüya gördüm o zatın ruhaniyetine teslim olduktan sonra rüyamda bir ses diyor ki önüne gelenin elini öpüp durma artık suyu kaynağından içeceksin. Bak, bak o da zahiren yetişmemiz için sultanımıza gönderdi işte o haberle beraber birkaç ay sonra Şeyh Efendi'ye kavuştu işe baksın. Şimdi Şeyh Efendi'yle zaten ezelde bir kardeşimiz onu söyledi de böyle bir köşede tarikat aldık oturuyorduk. Lübnan Şeyhi, Şeyh Efendi'nin halifelerinden Şeyh Adnan var. Amerika'daki damadı Şeyh Hişam'ın abisi. Böyle dedi ki Mehmet Efendi ne zaman geldin dedi dergaha. Ben de efendim 2-3 gün oldu dedim. Güldü böyle. Şeyh Efendi seni 15 yıldır takip ediyor dedi. Zahirde yeni geldin buraya dedi. İşe baksın. Dedim ki Şeyh Efendi Hazretlerine ben hep sohbetlerimde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'yle Ahşemseddin'in teslimiyetinin güzelliğini nasıl kısa zamanda şeyhine halife olduğunu böyle hasretle anlatırdım da bak Allah'ın lütfuna bak ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 3 yılda Üftade Hazretlerine halife olmuş, evliya oldu. 3 yılda işe bak. Ona teslim olduktan sonra Ahşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretlerine teslim olduktan 6 ay sonra ona halife oldu. İcazetini aldı. Rabbime şükürler olsun. Öyle tarihe bakıyorum da Şeyh Efendi bizzat eliyle icazetnamemizi yazdı. Orada 30 yıldır peşinde olan kardeşler var. Diyor ki biz 30 yıldır peşindeyiz. Böyle bizzat eliyle dersini, icazetini yazıp verdiği ilk sana şahit oldum. Şeyh Efendi'nin dergahına varıp elini öptükten 3 gün sonra bize icazetini verdi elhamdülillah. 3 gün. Mübareğe dedim ki efendim rüyamı anlattım. Rüyan dedi mübarek olsun. Çok salih bir rüya. Peygamber kelimesi dedim benim kafamı karıştırdı efendim. Yani bunun hikmeti nedir? Elhamdülillah bizim aklımız başımızda yani Efendimiz'den sonra. Hani öğleleri de çıktı da bana kitap indi, ben Resulüm diye, Allah muhafaza. Dedi ki, oradaki peygamber kelimesinin manası şu dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman, tüm yeryüzü, dağlar, taşlar böyle ağladı dedi, inleşti. Dağlar yerinden oynadı. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'dan Habibine kadar 124 bin peygamber geldi geçti. Biz onların ayağının tozuyla şereflendik. Şimdi son peygamberini de üzerimizden aldım. Kıyamete kadar da peygamber gelmeyecek. Bizim halimiz ne olacak diye. Yeryüzü böyle Allah'a niyaz ettiğinde Allah-u Teala buyurdu ki diyor bak. Evet ben son peygamberimi de sizin üzerinizden aldım. Fakat o 124 bin peygamber adedince benim veli kullarım sizin üzerinizden eksik olmayacak dedi diyor bak. Her peygamberin makamında bir evliya var yani. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar. O peygamber kelimesi, o peygamber varisi veli manasında kullanılmış dedi.
Sen o velilerden birisin, Allah seni seçmiş, hayırlı mübarek etsin dedi. Sözü bu oldu yani, elhamdülillah. O gündür kapısının kıtmırıyız. Nefsimize bir paya biçmeden kendimizi, ben hani şurada konuşmam sizden derecemin yüksek olduğunu göstermez. Nefsimize de bir paya çıkarmıyoruz. Her zaman derim, bu yolun hizmetkarıyız. Hepinizin ayağının altını öperim. Öyle nefsimizde varlık da görmüyoruz. Zaten Allah öyle kullarına varlık giydirmez. O sultanlar varlığı yoklukta kazanmışlardır yani. Hani ondan diyoruz, bizim işte en büyük yanılgımız, bir Allah dostuna kavuştuğumuz zaman sen necisin diyor vatandaş, ben bir şey değilim diyor. Aa diyor, ben de seni bir adam sandıydım diyor, adam da bir şey değilmiş diyor. Bak işte. O ben şuyum diyemez işte. Diyenler sahtekardır. Peygamberler sadece diyor, ben Allah'ın peygamberiyim. Çünkü o resmi Allah'ın memuru. Onu aşikar söylenmesi lazım. Mehdi Aleyhisselam bile yarın inşallah Rabbim hepimizi, bak şu kardeşlerin hepsi genç. Ben ihtiyarımız benim. Şeyh Efendi Hazretleri onu da müjdeledi de, Mehdi'nin askeridir o demiş. Ben böyle ayağına kapanmıştım, ağlıyordum. Orada böyle mescit nasıl doluydu, Avrupa'dan yüzlerce insan var. Onun sohbetlerinde birçok kimse Mehdi Aleyhisselam'a kavuşacak diye müjdeledi inşallah. Rabbim bizi kazadan beladan muhafaza edip o saadetli günlere kavuştursun inşallah. Mehdi Aleyhisselam da zuhur ettiği zaman, düşün, 313 tane evliyanın büyüğü onu Mekke'de Kabe'de bulacak, sen Mehdi'sin başımıza geç dediğinde, ben Mehdi değilim, yanlış geldiniz diyecek diyor. Bak, bu çok önemli yani. Biz en çok bu yanılıyor. Hiçbir evliya benim demez. Benlik şeytana mahsus. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Buyuruyor ki, kim nefsinden bir göreve talip olursa o nefsiyle baş başa bırakılır. Allah muhafaza. Bu işler kendi kendine olmaz yani. Kimi de Allah ve Resulü bir vazifeye seçtiyse bu yolda, Allah ve Resulü onun ardındadır diyor. Bak Hazreti Ömer'e nasıl Resulullah'ı öldürmek kastıyla gitmişti. Mübarek yüzünü görünce elini öptü, İslam'ına şereflendi elhamdülillah. Aynısını Mersin'de biz yaşadık elhamdülillah. Böyle orada düşün, daha görevdeyken köylere sohbete giderdim. Böyle o köyün Allah düşmanı bir muhtarı vardı. Böyle sizin gibi pırlanta gibi gençler. Bizde bir şey yok da Allah lütuf sahibi işte. Allah en işe yaramaz kulunun elinden kendi kudretini gösteriyor. Böyle bir sohbete katılıyorlar. İçip gezen gençler beş vakit namaza başlıyor. Allah yoluna yöneliyor. Tabii şimdi o arkadaşa göre gençler yoldan çıkıyor. Onun avanesi ya. Lan bu asubay demiş, gençleri yoldan çıkar diyor. O kendi adamlarını tembihlemiş. Bir tane bunu tanışak diye çağırın kahveye, dolun. İyice bir dövün demiş. Bir daha buralara gelemezsin, işe baksın. 100 kişi hep böyle sizin gibi gençler toplanmış. Bir de telefon ettiler. Hocam seninle tanışmak istiyoruz diye. Elhamdülillah. Etçik hocalığımız da var ya, ne niyetlerinden çağırdığını Allah da gönlümüze bildirdi elhamdülillah. Böyle kardeşler de aradı. Dedi ki, hocam gelmesen iyi olacak. Vaziyet böyle böyle. Yok dedim, geleceğim. Ben biliyorum onların niyetini. Hazreti Ömer de dedim, Allah Resulü'nü öldürmek kastıyla gittiydi de, elini öptü, İslam'ına şereflendi. Eğer ben bu yola nefsimle dedim düştüysem, İyi bir dayak yerim, bir daha da oralara uğramak dedim. Yok, beni Allah bu yola koyduysa, o bizi dövmek için oraya biriken gençler, elimizi öpmek için dedim, nasıl birbirini çiğniyor, sıraya girecek. Elhamdülillah. Gittim böyle. O zaman da işte askeriyedeyiz ya, voleybol oynarken böyle ayağımdan lif koptu. İstirahatliyim, toparlaya toparlaya. Kahvede zaten hemen arabanın önünü kestiler. Böyle 80-100 tane genç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Oturduk. Elhamdülillah.
Bak Mevla işte lütuf sahibi. Konuşan da bir şey yok da konuşturanın kudretini. 45 dakika bir sohbet oldu. O arada da böyle bir kardeşim sana zaman zaman bahsederim ya, 24 saat içeride de böyle bir sohbetimizde 5 vakit namaza başlayıp 2 ay sonra hacı oldu diye oradan bir kardeş. Böyle telefonla haberleşiyoruz bir tanışsak diye. O da böyle çaprazıma oturmuş. Tanımıyorum deyip orada karşılaşacağız. O da böyle bir gün önce telefon etti, evde kahvenin yanındaymış, hocam bir tanışsak diye. Dedim yarın evin yakınındaymış, kahvede sohbet yapacağız, orada bir tanışalım da inşallah bir gün de evime misafir oluruz diye. Böyle hanımı aradı bacımız. Hocam dedi, sohbetlerinde bir sürü içkiyi bırakan insanlar olmuş, benim hocam da gece gündüz içiyor, bir yardımcı olsanız diye. Her şey Rabbimin lütfundan. Dedim bir tanışalım da tanımadan nasıl yardımcı olacağım? Orada bir 45 dakika sohbet oldu elhamdülillah. Böyle sohbet bitti. Şöyle döndüm o sol çaprazımda, kardeş nasıl böyle ağlıyor siyim siyim. Geldi boynuma bir sarıldı. Böyle ismi de Hüsnü'ydü. Hüsnü Bey sen misin dedim. Benim hocam dedi. Herkes ağlıyor kahvede. O şimdi hocaya düvek diye biriken gençler. Dedim ki hala da ona yanarım. Şöyle bir 3 saat orada sohbet etseydim diye de 10 saat de yapsan Allah 45 dakikada onun tesirini gösterdi. Yani zamanın kıymeti yok da bir köyün imamının evinde sohbet vardı. Oraya gidiyoruz yani yolumuzun üstü diye bir saat size uğrayayım dedim. O gençler yola kadar nasıl böyle kişerli sıra olmuşlar. Elin öpeyim hocam bize dua et diye. Bak hele benim de yaşım daha 33. Manzaraya bak bizim kardeşler nasıl ağlıyor gördünüz mü dedim. Niyetler halis olunca. Bu işler öyle kendi kendine olmaz elhamdülillah. Şimdi birçok kardeş bizi böyle görünce diyor hocam sen 20 sene orduda nasıl barındın diyor. Elhamdülillah orada bir sahalımız yoktu. Her vazifeyi yapıyordu. Ben de onlara böyle Musa Aleyhisselam'ı örnek veriyorum işte. Allah kudret sahibi. Biz teslim olabilsek, teslim olmayı beceremediğimizden işlerimiz yavan kalıyor. Bak 95 bin tane erkek çocuğunu beni saltanatımdan edecek diye böyle daha annesinin yeni doğduğunda askerleri takip edermiş Firavun. Bakıyor erkekse annesinin gözünün önünde kılıcıyla ikiye bölüyorlardı diyor. 95 bin tane masum çocuğu öldürdü. Kendini hakiki saltanatından edecek Hazreti Musa'yı da sarayında kucağında büyüttü. İşe baksana Allah nasıl kudret sahibi. Allah bizi niye muhafaza etmez? Ben hiç bu elbisenin ne korkusunda ne derdinde oldum. Böyle derlerdi. 160 kişinin atıldığında Kıbrıs'a Şeyh Efendi'nin dergahına resmi gitmiştim. Böyle millet şaşırdı. Ya sen deli misin? Elbisenden olur. Bu elbiseyi sana veren kim dedim. Yoluna feda olsun. Neyin korkusunu taşıyorsun? Bak Allah ayette muradına bak. Ben bir kuluma hayır murad edersem diyor, onun önüne hiçbir kuş geçemez. Senin orada rızkını eğer murad ettiyse, hiç kimsenin gücü yetmez sana, kimden korkacaksın? Eğer vaktin dolduysa, ona da yapacak bir şey yok. Bir kuluma da diyor, şer murad edersem, ki ben şerri dilemem, onu da durduracak hiçbir güç yoktur diyor. Allah, elhamdülillah. Şimdi bak, burada sorular geliyordu inşallah orada anlatacağım da. Biz bak ne hale geldik. 3 kıta korkumuzdan titrerken 3 kıtayı 600 yıl atalarımız idare etmiş dünyayı. Şimdi onların 70 sentine muhtaç olup kapılarına köle olduk. Neden? Allah'ın dininden uzaklaştığımızdan zelil olduk. İşe baksın. Hani Yavuz'un bir olayını anlatmıştım da Venedik elçileri gelmiş de böyle işte. Allah'tan korkmayan kulundan korkar diyor. Allah'tan korkan Allah ona bir heybet giydirir ki insanların kalbine onun korkusunu düşürür diyor. Zamanında Osmanlı'dan nasıl korkuyorlardı işe baksın. O Fransız kralı, Alman kralı Şarken'i düşün esir aldığında Alman kralı Şarken Fransa kralı François'yı esir almış düşün annesi Kanuni'ye mektup yazıyor. Efendim diyor
Oğlumu Alman kralının elinden kurtarın sultanım. Altına da cariyemiz diye yazmış. Bak bak, kralın annesi. Şimdi o Fransa'nın Türkiye'ye oyunlarına bak. İki satır kanununun mektubuna bak. Öyle bir ulağına diyor. Öyle paşa da götürmedi. Bir haberci. Alman kralına diyor ki bak. Siz dostum Fransuva'yı serbest bırak. Yoksa gelir Almanya'yı başına yıkarım. Alman kralı diyor hemen Fransuva'yı serbest bıraktığı gibi. Yanına da öyle koca bir muhafız alayı verdi ki diyor. Yolda Fransa kralının başına bir iş gelir de Osmanlı padişahı benden hesabını sorar diye ya. Böyle yine Almanlar bir ara Fransızları sıkıştırmış. Osmanlı'dan yardım istedi diyor. Onlar zannetti ki Osmanlı Yeniçeri gönderecek asker. Birkaç çuval böyle Yeniçeri elbisesi göndermişler. Diyor ki yazıda, gençlerinize Yeniçeri elbiselerini giydirin. Alman hududunda onlar devriye gelsin. İşe bak. Fransız gençler o Yeniçeri elbisesini giyip nöbet tutmaya başlayınca diyor. Onu gören Almanlar sınırı hemen boşalttı diyor. Eyvah, Osmanlı buraya gelmiş. Fransa'yı muhafaza için deyin diyor bak. Nereden nereye geldi? Neden? İşte bizi yaratan kudretten uzaklaştık. Ondan bu hale geldik. Allah'ın bak ayette Allah-u Azimüşşan, Allah'ın ordusuna mağlubiyet yoktur diyor. Haşa, sümme haşa, biz Allah'a itimadımız kalmadı, kullara sarılıyor şimdi. Yıllardır müttefikimiz, dostumuz dediğimiz Amerika bak. İşte hiç insanlar çoğu bilmez de o bir şey kuvvet yerleştirdiler de doğuya. Amerikan helikopteriyle Cüdü Dağı'nın tepesine PKK'ya ilaç battaniye atarken tespit ettiler böyle kamerayla da sesimizi çıkarmadık. Müttefikimize bak hele bu. Yani. Bak kendi okyanusların ötesinden geldi. 1 milyon insan öldürdü Irak'ta. Biz de 40 kilometreyi diyor ki sınırı geçemezsin diyor. Kendi okyanusların ötesinden geldi. Sen ne arıyorsun burada diyemedik. Neden? İşte Allah'ın yolundan mahrum olduğumuzdan. Bu işin tankla topla alakası yok arada. İşte Amerika düğmeye basarsa işi bitirirmiş de niye bitiremedi bak. Şimdi nasıl çıkacağım diye feleğe şaşıyor. Hazreti Halid'in olayını anlatmıştım. Yarın işte Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman öyle füze müze uçak muçak kalkamayacak inşallah. Her Müslüman'da 10 kişinin kuvveti olacak diyor. Bindiğiniz atlar ufka basacak. Yani buradan başını bir kaldırıyorsun, Himmet dedeyi görüyorsun, atın bir adım atıyor, Himmet dedesin. İkinci atın diyor adımı Kırşehir'inde. Şuna bak. Allah inşallah o günleri Şeyhefendi Hazretleri Mehdi'nin aslanları diyor ortaya çıktığı zaman diyor sırtlanlar kaçacak, yer arayacak. O zaman görecekler Müslüman nasıl oluyormuş diyor. Biz hep Müslümanlığın adıyla oynuyoruz işte bölgemizden. Aman elbisenden oğlum. Böyle Kayseri'ye yeni geldim. Maaş için bir bankaya gidip geliyorum böyle belediye otobüsünde. Yanımda 70 yaşında bir sakallı hacı. Ben de daha...